Biliyorum. Sen beni 5 dakika bekletince ben de sana ceza olsun 10 dakikadır bekletirim. Şimdi senin yüzünden 15 dakika geç kaldık da. Hadi kalk. Bizim adamın sahneye çıkma sırası gelmiş galiba. Allah sonumuzu hayretsin. Ne ettin da? Yıktın mı malzemeyi? Hepsi içeride. Kimse hiçbir şey sormadı. Sana sarsın da. Kimden çekinize yok ya? Her soruya en az 2 cevabımız vardır bizim. Az beri de durduk diye kadınları, cülupları doldurdular abi camiye. Ya bizim cemaate iyilik yaramay. Ne edeceksek artık kendimiz edeceğiz. Yürüyün uçaklar. Zameyi en münasip hale getirmemiz lazım. Haydi. Ya hocam ne gerek var namaz için hepimizi tek tek toplam ya? Biz kendimiz gelirdik ya. Abi aslına bakarsan ben sadece seni almaya gelmiştim. Yani Sabri abi nasıl denk getiriyorsan ofisin mescidin içinde olmasına rağmen bir şekilde cemaati kaçırabiliyorsun. Ya hocam senden de hiçbir şey kaçmıyor. Emir hocam bu gürültü ne? Ay kızım babanın açlıktan karnı gurulduyor. Öyle açıktan söylenir mi, ne kadar ayıp. Güzel oldu da. Dursun'um bu ne ya? Ne olacak Sabri Bey? Kadınlarla erkekleri birbirinden ayırdım da. Artık huzur içinde namaz kılabiliriz ya. Abi biz zaten huzur içinde namaz kılıyorduk. Onu biliyoruz. Sen sana kalsa kadınları öne geçir, imamlık bile yaptırırsın. Orada sesi duyan var mı? Ay kızım bağırmasana kulağımın dibinde ya. Hocam bu konuyu konuşabilir miyiz? Evet iyi olur. Zaten benim de bu konuda diyeceklerim var. Ne diyecektin imam efendi? Bakın ben geçmişte çok okumuş adamım ha. Her şey kitabına uygundur ona göre. Benden daha iyi bilecek değilsin herhalde. Dinle ne ilgisi var bunun ya? Ya bıktım bu şekilci kadın erkek ayrımcılığından ya. Allah ayırmasın Reyhan'ım ya, Allah ayırmasın. Dursun abi kimsenin dine karşı geldiği yok. Ama sen mescitte böyle kafana göre değişiklik yapamazsın. Cemaati toplar konuşuruz. Evet burası hepimizin mescidi. Ya buraya da bir demokrasi ya. Doğru. Madem öyle diyorsun o zaman müsaadenle imam olarak buna ben karar vereyim. Evet. İlk sözü kim ister? Buyurun Suzan Hanım. Ay çok teşekkür ederim İmam Bey, sağ olun. Bir şey söylemeyecek misiniz? Ne hakkında bir şey söylemeyecek miyim? Mescidin düzenlenmesi hakkında. Ha o! Ay yok ben sadece söz almak istemiştim. Yani kimse bana söz vermiyor da. Gerçi Sabri arada bir söz veriyor ama o da verdiği sözleri tutmuyor. İşte ben de bu sebepten söz hakkımı sevgili kızım Doktor Reyhan'a devretmek istiyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi hepimizin bildiği gibi aramızdan bazıları mescidin böyle orta yerine duvar gibi deliksiz bir paravan dikti. Biz
hanımlar olarak mescidin birçok eksiğine ses çıkarmazken böyle ikinci sınıf insan muamelesi görmek hiç hoş değil. Aha, konuştu yine anarşik Reyhan. Ya ne zamandan beri kadın milleti söz hakkı sahip olmaya başladı ki? Hep biz abi kadını niye dinliyoruz ya? Dursun abi unutma, senin annen de bir kadındı. Anama laf etme, anama laf etme abi, ha! Abi İmam efendi, havluya sütüne çarptır da dikkatimiz dağılıyor. Namaz kabul olmuyor ya. Senin dikkatin değil Dursun abi, kalbin dağılıyor. Biz zaten arka taraftayız. Reyhan'ım ya Dursun haklı ama ya. Ya bunlar içeri girerken çıkarken erkeklerin dikkati dağılıyor da. Hem ben böyle eğilmişken bunların benim böyle arkamdan bakması hiç hoşuma gitmiyor ya. Dursun abi niye senin arkandan baksınlar ki? Yani bakmak için namaza gelmelerine hiç gerek yok. Ya bunlar kadın milletidir da ne düşünürler ne ederler nereden bileceksin ya? Hocam bakın bizim abdest almak için uygun bir yerimiz bile yok. Bize bir abdesthane yaptırmak gerekmez mi? Gerekmez. Evvel evde oturuyordunuz sonra camiye geldiniz bir şey demedim. Dışarıda durmanız gerekirken içeri girdiniz namaz kıldınız o da bir şey demedim. Ondan sonra ya namazını aksatanlar şimdi 5 vakit namaz kılmaya başladı. İyi hoş dedik, o adam işe demedik. Ama şimdi bir daha abdesthaneye girmekten bahsediyorsanız... Aa, orada duracaksın. Dursun abi, bayanlar eğer çarşıya girebiliyorlarsa mescide de girebilirler. Efendimiz zamanında da girerlerdi. Haliyle namaz kılmaya geldiklerinde rahatça abdestlerini de alabilmeliler. Hocam sorun bir tek o da değil. Mescit aceleyle açıldığı için birçok eksiği var. Ama biz hanımlar olarak işe el atıp orayı daha estetik, çok daha iç açıcı bir hale getirebiliriz. Ay, duydunuz mu? Ha bu kadın milleti mescidi temizleyecekmiş de. O kadarına ha bu bizim imam efendi bile müsaade etmez ya. Aslında doğru söylüyorsunuz. İyi bir düzenleme yapılırsa bu insanların hoşuna gidebilir. Hem böyle bir davranış dinin ruhuna da çok uygun düşer. Tövbe tövbe tövbe. Ey gidi yüceğin adam ya. Ne kabahat ettik daha böyle bir adam imam diye başımıza verdinse bizim ya. Tamam o zaman. Bakalım mescidimize bayan eli değdiğinde nasıl olacak? Bence denemekte yarar var. Yeter ki abartılmasın. Abdesthane konusuna gelince bu konuyla ben şahsen ilgileneceğim. Herkese teşekkür ederim. Herkes ne yapacağını biliyorsa başlayalım bir an önce. Vakit kaybetmeyelim. Aa, Mükerrem abla o ne? Nenesi? Toz alacağım dedim ya. Tozları bunun içine biriktireceğim. Öldüğümde mezarıma koysunlar diye. İnşallah. Ya neyse tamam hadi başlayalım vakit kaybetmeden. Ve yalnız burayı güzelleştirelim derken fazla abartmayalım. Dursun abinin eline toz vermeyelim. Hadi. Biraz fazla abartmadık değil mi? Yok yok iyi oldu. Bundan az olmazdı zaten. Bir şey yapmadık neredeyse. Etek kilosu kaç para oldu biliyor musun? Hoş oldu kız, çok hoş oldu. Benim dantelleri de getirelim dedim de size. Yok yok çok güzel oldu. Hepimizin eline sağlık. Sabri abi, yengeyle Adile abla içeride mi? Ya bizimki işe gitti. Adile bacı da yani laf aramızda bu fikirden pek haz etmedi. Kadın kısmının mescidi şey etmekle ne ilgisi var diyor. Gerçekten mi? İyi de abi sence de Reyhan Hanım haklı değil mi? Daha mescitte doğru düzgün abdest alabilecekleri bir yer bile yok. Abi bu konuyu seninle hemen çözmemiz lazım. Ben de bundan korkuyordum. Koca taş yine bana düştü. Sen de? Yok ben de aynı kanaatteyim. Ya Reyhan kimin kızı ya? Babasına çekmiş. Benim kızım değil mi ha? Ya nereye çekiştiriyorsun Sapri Bey ya? Ben hav kızın babasıyla muhatap olmayırım. Dursun'um bana kalsa ben de muhatap olmayacağım ama ben hapı çoktan yutmuşum. Kız gitmiş anasına çekmiş. Bak başkana bunların bütün sülalesi böyle ya. Ya kadın kısmının şeyini ya gitsin abdestine evinde alsın ya. Oy senden ben ne tarafsın? Dursun'um ya müteahhitiz ya bu abdesthane işi yine benim üstüme kalacak. Durup dururken onca masraf. Tövbe tövbe tövbe. Sapri Bey. Buraya bak hele. Sen kendi açından mı düşünüyorsun? Dinimiz açısından mı da? Dursun'um bu da soru mu şimdi ya? Yani bu da soru mu ya? Sapri Bey, ha bu İmam Efendi yüzünden
Ebabil kuşları başımıza taş yağdırmazsa bakacak bir çaresine de. Evet, buyurun. Biz hazırız. Açıkçası... Uy! Ha buraya bak hele ya! Bildiğin düğün salonu ne demiş burası ya? Abartma Dursun abi. Ben mi abartıyorum? Ya havuç şey ne diyeceksin? Ya o Japon balığı da balık da balık olsa ya. Yenmeyen balığa balık mı denirmiş? Ya hocam bir sakıncası var mı? Yani hangi kitapta yazıyor mescitte bunlar olmaz diye? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya! Kadın milletini sokarsan böyle cami işine olacağı budur da. Ya bu kadın milleti Yeniçeri Ocağı'na kafayı soktuğu anda Yeniçeri Ocağı helal olmuştur da. Erkekler bu kadar zevksiz olmasa onca işimizin gücümüzün arasında bırakıp burayla uğraşmazdık. Ya baba sen söyle ya, nasıl buldun? Ya Reyhan'ım ya, erkek milletine güven olur mu ya? Bak hoca burada, sor istersen ona sor. Aslına bakarsanız... Çok güzel olmuş değil mi hocam? Yani insan kendini evinde gibi hissediyor. He, ben daha ne diyorum ya? Ha bu kadın milleti hala kendini evde sanıyor ya. Burası Allah'ın evi. Dursun abi, kadınlar Allah'ın kulu değil mi? Sen Allah'ın evinden kimi kovuyorsun? Ayrıca Efendimiz zamanında da mescitte kılıç kalkan benzeri gösteriler olurmuş. Hatta Efendimiz Hazreti Ayşe annemizi alıp sırtında izletirmiş daha iyi görsün diye. Ay, sen abuları nereden öldürüyorsun? Ne uydurması, bir sürü kitapta yazıyor bunlar. Hangi kitapta yazıymış? Ben niye okumadım hani? Tabii okusan böyle olmazsın zaten. Laf söyleme bak. De bakayım bak. Hangi kitap diyorum sana da? Bir değil, iki değil. Bir internet taraması yapsan kaç tane kitap olduğunu görürsün. Ne taraması ya? Hangi kitap? Onu deyiver bakayım sen bana. Ya hocam, lütfen Dursun abiye hata yaptığını söyler misiniz artık? İmam efendi, sakın ha bu fitneye kanma emin. Ha bu anarşik kariye de söyle. Ha bu Allah'ın evini nasıl dağıttıysa aynen öyle toplayacağım. Ya hocam bir şey desene şuna ya. Ya kan çıkacak şimdi. Ben açıkçası böyle gergin bir ortamda nefisler hak hakikat dinlemeye tepkili olur. Onun için bence karar vermeden önce biraz sakinleşelim. Müsaadenizle. Ya bu neydi şimdi ya? Ula uşaklar, ha bu imam efendi sıkışınca filozof gibi konuştu, sonra da bastı gitti. Ama siz sakın bir yere ayrılmayın, tamam mı? İş daha yeni başa düştük, ona göre. Vay vay vay. Kamusal bir alanda bir imamla karşı karşıyayız. Ferit Bey nasılsınız? Ben de bugün sizi ziyarete gelecektim. Beni mi? Nedenmiş o? Hiç. Sadece ziyaret. Ha iyi. Ben sandığın kadar saf değilim. Benim etim biraz kalındır. Bana diş geçirmeye kalkarsan dişlerin sökülebilir. Size niye diş geçirmeye çalışayım ki? Allah bizi insan olarak yaratmış. Yırtıcılarda olduğu gibi pençe vesaire vermemiş. Hem biz medeni insanlarız. Aramızdaki bu çekişmeyi konuşarak halledebiliriz. Olabilir. Ama ben yine de şansını fazla zorlama derim. Yani bu kandırdığın Gedikli'deki diğerlerine benzemem ben. Ama beni asla kandıramazsın. Yani bana işkence edebilirsin, canıma kastedebilirsin. Hatta bedenimi esir alabilirsin ama ruhumu asla. Buranın suyunda mı bir şey var anlamadım ki. Aman dikkat et, sen de aynı sudan içiyorsun. Ben de ondan korkuyorum ya. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmiyorum. Görüşürüz Ferit Bey. İçimdeki ses bu imamın tek derdinin bizi dinci yapmak olmadığını söylüyor ama... Neyse, göreceğiz bakalım. Hocam, hocam, Reyhan ablalarla babamlar mescitte birbirine girdi. La havle ve la, mescit değil stadyum sanki. Emir Hoca bekleyin dedi, sen getirip bu tahtayı yine buraya koymuşsun.
He, biraz daha geç gelseydiniz. Öteki düşündüklerimizde koyacaktık da. Allah'ım bir de söylüyor ya. Ya var ya senin için mahkemeden yazı çıkartacağım. Mescide yaklaşamaz diye. Selamun aleyküm. Hah, hoca da geldi işte. Aleyküm selam, aleyküm selam. Abi ne oluyor yine? Bu nasıl geldi buraya? Ben ettim avni da. Ha bu bizim uşaklarla birlikte. Abi ben bekleyin demiştim. Neyini bekleyecek İmam Efendi ya? Hem sen de bakayım bana ya. Kaç camide görmüşsündür sen böyle kadınlarla erkeklerin dip dibe namaz kıldığını. Abi tamam ortada bir problem var ama. Problem mi var? Peki niye insanlar Kabe'de iç içe namaz kılıyorlar? Üstelik arada duvar da yok. Reyhan Hanım siz de haklısınız da. Ne haklısı ya? Hem abur ya bu kalın duvarlı sütü olmasa namaz kabul olmaz da. Göreysin ki abur ya bir tane delik bile bırakmadım. Niye? Bizi dikizlemesinler diye de. Hey Allah'ım sen sabır ver ya. Ya Dursun abi adam gözetleme derdinde olanı mescitte ne işi var ya? Ya gider sokakta ne yapıyorsa yapar. Ya Dursun abi insanların kalbini okumak, zan üstüne hüküm vermek hangi ayette, hangi hadiste yazıyor ya? Ya yok sen kesinlikle hastasın. Seni kesin bir doktora falan görünmen gerekiyor. Gerçekten sana ben bile çare olamam çünkü. Ya mağdur olan taraf biziz. Daha bizim bir lavabomuz bile yok. Ama sen getiriyorsun vahşi bir hayvanmışız gibi aramıza duvar çekiyorsun. Ya Reyhan ya şu lavabo konusunu açıp şimdi ağzımızın tadını kaçırma ya. Herkes bir sakin olabilir mi? Hepimizin burada tek derdi doğru olanı yapmak öyle değil mi? Ben doğru diyorum. Eski köye yeni adet getirmesinler de. Ha bu sütrenin ne buraya olması gerekir. Ha siz bana derseniz ki. Biz hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik. Vallahi kendi ellerimle alıp sökerim onu ya. Herkes yanlış yapıyor diye biz de mi yapacağız ya? Ya dinde yeri olmayan bir şey istemiyoruz ki. Bu duvarın arkasında namaz kılmak istemiyoruz. Ya hocam ya bir racon kes kan dökülecek. Evet. İşin gerçeği her iki tarafta haklı. Ben daha ne diyorum? Ben haklıyım ya. İki tarafta diyor. Ya bırakın onu bunu da. Ha bu sutra ya duracak mı durmayacak mı? Onu deyin bakayım. Aslına bakarsanız bu paravan işi tamamen temelsiz bir şey değil. Yani arada bir sütre olması gerektiği doğru. Mesela tesettür konusunun da kendi sınırları vardır ama her millet kendi zevkine göre uygular. Biz de bu sütre konusunda kendi estetik anlayışımız doğrultusunda bir çözüm bulabiliriz. Onun için rica ediyorum ben karar verene kadar artık burada hiç kimse en ufak bir değişiklik yapmasın. Nasıl yani? Şimdi bu paravan burada kalmaya devam mı ediyor? Evet Reyhan, şimdilik kalın. Vallahi helal olsun ya. Güya yenilikçi İmam Efendi dedik ama o da sonunda bunlara uydu. Ne de olsa o da erkek. Kızım bence sen o Dursun'la hiç uğraşma. Bak Adile'nin haline, Dursun'la inatlaşacağım diye başına neler geldi. Hayatı bitti, ömrü karardı. Yani yüzüne tükürsem acırım tükürüğüme. Neden herkes Dursun abiyi ikna etmek yerine beni ikna etmeye çalışıyor? O erkek diye mi? Ay ne alakası var kızım, sen kızsın diye. Hele benim sebebim o değil. Ben senin gibi düşünmüyorum. Ondan konuşuyorum seninle. Ya Adile abla sen bunu nasıl söylüyorsun ya? Ya sen ki erkek baskısına boyun eğmeyip bu mekanı açmışsın. Ya şimdi mescitte o duvarın arkasına bizi tıkmalarına müsaade mi edeceksin? Niye insan olmasın kız? Usul böyledir, görenek böyledir, doğrusu böyledir. Ya abla, Peygamber Efendimiz bunu böyle mi uygulatmış? Hayır. Peki bunu kadınlar mı istemiş? Hayır. Peki kim istemiş bunu? Erkekler. Biz uymak zorunda mıyız buna? Kızlar, kızlar hepinize merhaba. Demin isteyerek kulak misafiri oldum da. Reyhan, düşünüyordum neden bu görüşlerini radyomda canlı canlı milyonlarla paylaşmıyorsun? Milyonlar? Ay, Gedikli'de kaç kişi var ki Allah aşkına? Canım rakamlara takılıp bu işin bereketini kaçırma. Biraz önce konuşuyordunuz, duydum. Yani seni hiçbir yerde konuşturmuyorlar. Yani mağdur bir kadına benim radyomun kapısı ardına kadar açık. Hem koyu yeşil Dursun'a da söyleriz. Radyoda canlı canlı kozlarınızı paylaşırsınız. Olmaz. Hayatta çıkamaz radyoya. Hah hele canlı canlı hiç çıkamaz. Neden çıkamıyormuşum acaba? Bana hiç bakma ben onun gazına geldim. Ne diyorsun? Geliyor musun gelmiyor musun? Evet. Geliyorum Ferit abi. Güzel. Bir saat sonra radyomda buluşuruz. Harika bir yayın olacak. Reyhan, Ferit'in radyosuna giderek fitneye kürek çekeceksin mi kız? Hayır, hakkımızı savunacağım. Çünkü siz savunmuyorsunuz. Ya Reyhan'ım ya, evde senin istediğin marka şampuanı kullanıyoruz. Sen istemiyorsun diye yemeklere tuz atmıyoruz. Hatta bazen kumandayı bile sana veriyoruz. Daha ne hakkı ya? İşte bu baba. Sizin bize bakış açınız bu.
Ya biz hangi okulda okursak okuyalım, ne iş yaparsak yapalım bir tek evde ciddiye anlıyoruz. O da bir kısmımız tabii. Reyhan Hanım, aslında ben size sonuna kadar katılıyorum. Ama insanların bazı belli başlı alışkanlıkları var. Yani bunları bir çırpıda... Haklısınız, o alışkanlıklar var tabii. Ama nedense her defasında ezilen biz oluyoruz. Kusura bakmayın beyler. Bu sefer kırılan kol yen içinde kalmayacak maalesef. Şimdi müsaade ederseniz radyoya çıkacağım. Hazırlanmam lazım. Birazdan yine bomba gibi bir programla karşınızda olacağım sevgili dinleyicilerim. Evet, bomba gibi. Çünkü itiraf etmem gerekir ki bu dinciler hareketlendiğinden beri benim işler iyice açıldı. Aslında Gönül isterdi ki bu koyu yeşil Dursun da programa katılsın ama biz kendisine teklif ettik. O da bize ben alacağımı aldım diyerek reddetti. Fakat programımıza Reyhan Yapıcı gelecek. Evet, bizlere oralarda yaşadığı sıkıntıları anlatacak. Belki bazılarınız onu radyoya çıkarmama tepki gösterebilir. Ama kendi çevresinin anlamadığı çaresiz birine el uzatmak çağdaşlığın gereğidir. Kendi cemaati ona sırtını dönse de, yüzüne bakmasa da bizim ona kucak açmamız ve o dar görüşlü çevreye karşı savunmasız olmadığını göstermemiz gerekir. Susmak yine biz kadınlara düştü. Evet sevgili dinleyicilerim. Az önce Reyhan arayıp maalesef programa katılamayacağını söyledi. Ancak ben sizlere malum camideki yeni düzeni ve kadınların durumunu konuşacağımıza dair söz verdiğim için başka bir konukla programıma devam edeceğim. Hoş geldin aziz dostum. Hoş bulduk be Ferit. Buradan anama da hoş bulduk demek istiyorum. Kendisi beni duymuyor ama aracıyor be ya. Her şeyi duyar. Evet Cengiz'ciğim, ben uzatmak istemiyorum ve hemen konuya girmek istiyorum. Bu camideki durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu paravan sence olmalı mı? Gerekli mi? Gerekli değil mi? Şimdi Ferit, bence değil. Neden dersen? Anamın her zaman dediği gibi cennet anaların ayakları altındadır be ya. Analar paravanın arkasında olursa cennet de paravanın arkasında kalır be ya. Böylece erkekler cennete giremez. Bu çok farklı bir yaklaşım. Ayrıca şahsen ben de Kur'an'da paravandan bahsedildiğini hiç duymadım. Buradan bakıldığında camide paravanın gerekli olmadığı düşüncesindeyim. Abi Reyhan Hanım iyi ki programa katılmadı. Baksana millet nasıl ahkam kesiyor. Hocam katılmadı ama çok dargın ya. Yani en çok da sana darıldım. Hani bana da bozulmadı değil ama ben onun babasıyım. Yani atsa atılmam, satsa satılmam. Sonra imam olarak da senin kimseyle küs olmaman gerekir. Haklısın abi. Ama benim niyetim belliydi. Şimdi ne yapabilirim ki? Belki yanına gidip konuşsam yine tersler. Yok ya, Suzan da şimdi o işi kovalıyor zaten. Benim seni şey ettiğim gibi o da Reyhan'ı seninle konuşmak için şey ediyor. Yani kafalıyor. Nasıl yani? Dargın kalmak haram diye yani. Yoksa biz karı koca ne diye iki gencin arasını yapmaya yani düzeltmeye çalışalım değil mi? He? Tamam. Tamam abi, hep beraber konuşalım. Hem böyle tatsızlık hiç hoş değil. Hocam ağzından bal akıyor ya. Oruç değil misin yoksa? Yani öyle demek geliyor yani içimden. Ah kızım, İmam Bey çok üzülmüş. Ben ne yaptım, ben ne yaptım diye taşını duvarlara vuruyormuş. Taşını mı, başını mı? Ay başını niye vursun kızım, deli mi o adam? Tabii ki taşını vurmuş yani. Sen de bazen ne konuştuğunu bilmiyorsun Reyhan ha. Seni alacak adamın vah haline. Ya al işte ya. Ya niye beni alacak bir adam oluyor da ben birini alamıyorum ya? Ay neyse artık, bir araya geldiğinizde onu da konuşursunuz. Kim kim alıyorsa alsın. Kimle konuşacağım ki ben? İşte evleneceğim adamla kızım. Kiminle olacak? Ama sen istersen en iyisi önce bir İmam Bey'le konuş da bu düşmanlık büyümesin. Bu yaşımdan sonra bir daha evlat acısı yaşattırma bana kızım. Bir daha mı? Anne sen ne zaman evlat acısı çektin ki? İşte seni doğurduğum zaman kızım, ne zaman olacak?
programa katılmadığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim cümlemizden. Hakkınızı helal edin. Helal olsun, siz de helal edin. Allah yardımcınız olsun. Sizin işiniz de sahiden zor. Allah sizin de yardımcınız olsun. Sizin işiniz herkesten zor. Allah razı olsun. Cümlemizden. Ah, yeter be. Ah. Yani Suzan'ım şimdi demek istiyorlar ki ya bu ne ya? Heh. Ya çocuklar madem sorun daha fazla büyümesin diye bir araya geldik. Konuşun bari değil mi o mesele neyse şu masaya yatırıp. Ah, değil mi Sabri? Yani. Mesela neydi problem kızım? Tahta paravan değil mi? Sor bakalım İmam Bey'e ne olmuş? Kaldırıldı mı yoksa o? Yok, daha değil. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O zaman abdesthaneyi sormaya hiç gerek yok. Hiç onu sorma Reyhan'ım sen, sorma. Reyhan Hanım, bu mesele zannettiğiniz kadar kolay değil. Yani insanların alışkanlıklarını kırmak çok zor. Mesela bugün Kabe'de hatim dediğimiz yarım ay şeklinde bir yer vardır. Tavafı onun dışından yaparlar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir gün Hazreti Ayşe validemize şöyle buyurmuş. Kavmin eğer itiraz etmeyeceğini bilseydim o duvarı yıkıp Kabe'ye katardım. Yani bunu Efendimiz söylüyor. İnsanların alışkanlıklarını, inançlarını yıkmadan değiştirmek gerekir. İnsanlar dediğiniz erkekler tabii. Yoksa bizim ne düşündüğümüz kimsenin umurunda değil. Herkes gibi siz de ikna etmek için argümanlar sıralıyorsunuz ama zahmet etmeyin. Madem erkekler bizi mescitte görmeye alışkın değiller, o zaman biz de bu zihniyet değişene kadar mescide yaklaşmayız. Estağfurullah. Ayrıca tek sorun Dursun abi de değil zaten. O işin uç noktası. Kimse bizi orada istemiyor ki. Reyhan Hanım bak. Hocam hiç yorulmayın. Madem biz bu kadar zor bir meseleyiz, madem bizi mescitte görmek istemiyorlar, dediğim gibi o zaman biz de mescide yaklaşmayız. Hem siz merak etmeyin. Ben bütün kadınları uzak tutarım orada. Ya. Dur kızım dur. Ben de senden yanayım. Ya hocam aynı evde kalıyoruz ya onlardan yana gözükmem lazım ama sen ümidini yitirme tamam mı? Aman diyeyim. Ne o imam? Cemaatte çatlaklar oluştu galiba. Nemlendirici krem ister misin? Büyük bir mesele değil. Çözeriz inşallah. Yoksa bana kızdın mı? Ha, tabii ya. Reyhan'ın radyoda haklarını savunmasını isteyen bendim. Tüh! Her şey benim yüzümden mahvoldu. Pek sanmıyorum. Hem öyleyse bile daha önce de dediğim gibi... ...siz sadece inandığınız fikirlerin mücadelesini veriyorsunuz. Keşke herkes size örnek alsa. Bu arada uzmanlık ve bilgi isteyen konularda... ...bir uzmandan yardım alırsanız objektifliğiniz artmış olur. Bir ara... Radyoda ya da başka bir yerde buluşup başka şeylerden konuşalım olur mu? İzninizle. Birazdan ezan okunacak. Yok yok. Bu çocuk başka şeylerin peşinde. Bu sadece dini propaganda olamaz. Adile abla, bir kadın olarak bize destek vermen gerek. İçeri giremezsin. Hiç kusura kalma Reyhan. Biz böyle gördük, böyle ettik. Adamla kadın arasında sutre şarttır. Ha, Dursun Efendi sorarsa onunla aynı fikirde olduğumu deme. Reyhan Hanım, mescide gelmişsiniz. Tam aksine, mescide gelmemek için buraya kadar geldik. Rahat olun, bir iki fire dışında içeride tek bir kadın bile göremeyeceksiniz. Hatta aradaki paravan sayesinde o bir iki kadını da görmeyeceksiniz. Bakın, bunu aslında çözebiliriz. Benim hayatım benim kararım. İstenmediğimiz yere biz de gelmeyiz. Mescide gelmeyenleri de mi çağırdınız? Hayır ama sağ olsunlar. Demek ki duyup gelmişler. Ne de olsa kadının halinden kadın anlıyor. Namaz kılmak hakkımız söke söke alırız. Namaz kılmak hakkımız söke söke alırız. Namaz kılmak hakkımız söke söke Peki, alırız. Peki paravan kalkarsa mescide gelecek misiniz? Namazıma karışma sabrım. Karışma. Ya tamam karışmıyorum da. İmam konuşma içeri. Tamam hanımlar tamam. Bir gün elinden tamamen kaçıracaksın. Ve o gün orada ben de olacağım.
Aa baba. İçeri girip de onlara destek olmayacaksın değil mi? Reyhan Hanım ne desteği ya? Ama doğru ya, ben seni cemaatten alıkoymayayım. Tamam sen gir içeri ama bak bizim haklarımızı savunmayı sakın unutma. Biz paravan falan istemiyoruz. Bayanlar için özel abdesthane istiyoruz. Reyhan Hanım abdesthane yerine paravan isteseniz ya. Ya o zaman her şey şıp diye hallolurdu ya. Abdesthane hakkımız. Ray ray ra 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 ray ray ra ray ray ra ray ray ra ray ra 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 ray ray ra ray ra. Ha bu milletin derdi anlaşıldı da. Öyle ha, bu kadınların derdi var ya, namaz kılmak namaz kılmak değil. Bildiğin yaygara etmek ya. Bileydim ha bu sutrayı daha önce yapardım. Dursun ya. Bunlar gümbür gümbür geliyorlar ya. İllaki abdestlik diyorlar. Senin Leyla da aralarında. Oy! Tutmayın beni! Dur, dur, dur. Evlat katili mi olacak? Ne evlat katili Sabri Bey? Senin kızı yanına gideyim. Şşş. Tamam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. İhtiyaç olursa ordumla, ben hizmetinizdeyim. Komutanım bir selama bakar. Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Uzak Doğu sporlarında da iyiyimdir. Allah razı olsun. Eğer yardıma ihtiyaç olursa sizi haberdar ederiz. Kolay gelsin. Allah kabul etsin. Reyhan Hanım, böyle olmuyor. Burası sizin de mescidiniz. Bence bu konuyu beraber halledebiliriz. Olur, halledelim. Peki nasıl olacak? Herkesi toplayalım. Bu konuda bilgisi olan fikirlerini paylaşsın. Sonra da bir oylama yaparız. Bence en adaletli çözüm bu. En adaletli öyle mi? Erkeklerin fazla olduğunu biliyorsunuz. Üstelik laf dinlemediklerini de. Bu durumda paravan kalacak, abdesthane de olmayacak öyle mi? Ya ama... Demek ki siz herkesin değil, çoğunluğun imamıymışsınız. İyi tamam, öyle olsun. Madem bir hukukçu olarak en adaletli çözüm bu diyorsunuz, o zaman biz de ona göre davranırız. Yürüyün hanımlar, gidiyoruz. Reyhan Hanım nereye? Teravide görüşürüz hocam. Acaba ne planlıyorlar? Sorma hocam ya. Yani bu kız kime çekti bilmem ki. Plan üstüne plan yapıyor. Ben sordum. Onlarla aynı safta değilim diye bana anlatmadı. Ama size değil. Sadece cemaatteki kadınlarla değil. Diğerlerinin de kadını, erkeği, herkesle konuşuyor Reyhan. Merhaba yeşiller. Kusura bakmayın, sizi rahatsız etmek istemezdim ama... Reyhancığım bir konuda benden yardımcı olmamı istedi de. Zaten kendisi de oradaymış. Boşu boşuna sizinle muhatap olmak zorunda kaldım. Allah Allah. Bunlar ne isteyebilir ki Ferit Bey'den? Dur hocam ya, ben şimdi hallederim. Bu gerçekten ilginç bir teklif. Ben bunu bir düşüneyim. Hiç merak etme. Gereken neyse yaparız. Reyhan Hanım ne bu ya? Fiskos fiskos. Neyse sana kolay gelsin. Yani herkesle konuşuyorsun, bir tek babana bir şey demiyorsun ya. A benim güzel kızım. Çünkü biliyorum sen de onlardansın. Onlar kim Reyhan Hanım ya? Reyhan Hanım ben müteahhitim ya. İki dakikada alayını satarım. İyi söyle bakalım. Mescide abdesthane yapılsın mı, yapılmasın mı? Evet seni dinliyorum. Bana yapılsın yapılsın diyorsun ama orada burada yapılmasın diyormuşsun. Reyhan Hanım beni çok kırdın şimdi ya. Yani demek onlarla bir araya gelip babanı çekiştiriyorsun ha? Sağ ol babacığım, ben cevabımı aldım. Kardeş merhaba. Hamdolsun sen. Ne zaman? Bu akşam mı? Senin haberin yok galiba. Ben bir süre İstanbul'da yokum. Ya boş ver nerede olduğumu. Yo yo, sadece sana değil, hiç kimseye söylemiyorum. Hem imamlık yapıyorum hem de
Ya özel bir işim var burada. Halledebilirsem onu halledeceğim. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Yine çok az insan var. Arkada kimse var mı? Biz bu yanda 3 kişiyiz İmam Efendi. Hani teravihte geleceklerdi? Ben diyorum da bunların derdi namaz mamaz değil ya. Bildiğin camide eğlenme. Gözüm üstünde olacak imam ona göre. Reyhan Hanım, siz niye bu tarafa geldiniz ki? Biz arka tarafta namaza durmak üzereydik. Çoğunluğu dinlemek gerekir dediniz ya hocam. Tabii ben saymadım ama sanıyorum biz burada arka taraftan çok daha fazlayız. Ayrıca aramızda hem erkekler var hem de kadınlar var. Sanırım burada çoğunluğa namaz kıldırmanız sizin deyiminizle çok daha adaletli olur. Oy, kapılara bak ya. Cami yanarşı Sivaslı'yı çevirdiler daha. Ya cami bellidir. Namaz da oraya kılınır ya. Allah Allah, nedenmiş o acaba? Burada da gayet rahat namaz kılınabilir. Hem arka tarafta sadece erkeklerin istediği oluyor. İmam efendi, ha bu kadına bir şey dedi de kapasın çenesini ya. Evet, nihayetinde bir şey söyleyecekseniz bunu Dursun abilere söylemeniz gerekiyor. Ya hocam ya, sen tek bir yerde tekbir getirmezsen bu kavga bitmez. Tamam. Allah kabul etsin ama ben bugün iki yerde de namaz kıldırmayacağım. Namaz insanları kötülüklerden, yanlışlıklardan alıkoyar. Ne yazık ki bizler hep beraber dağınık kalplere, bölünmüş tavırlara düştük. Kalpler ayrı olduktan sonra yüzler kırmızı kıbleye dönse ne değişir ki? Oy! Madem İmam Efendi ciddi, size de namazı ben kıldırayım, he? Evet, ne yapacağız şimdi be ya? Tutayım mı abdestimi? Yoksa tuvalete gidebilir miyim? Şşt, otur Çingiz. Beni üzer. Beni üzer. Kendini üzer. Biz şu an kimden bahsediyoruz ki? Ben hala anlamadım. Her şeyin farkındayım. Günaydın Emir Hoca. Günaydın. Bütün gece oturmuş gibi bir halim var. Duyduğuma göre cemaati epey genişletmişsin. Hatta iki ayrı cemaatin bile olmuş. Bence bu büyük başarı. Küçümseme. Komutanım, bütün Gedikli mescide gelip gitse bile ben hiçbir zaman kimseyi memnun edemeyeceğim. Bir dakika, anlamadım. Sen kimi memnun etmeye çalışıyorsun ki? Ben askerleri memnun etmeye çalışsam kışlayı halı sahaya çevirmem gerekir. Ama mesele askerliği niçin ve nasıl yapacağımızsa o zaman onay alınacak makam değişir. En tepedeki komutanın rızası rağmına işler yürütülmez. Komutanım, kitapta yazan başka... İnsanların alışkanlıkları başka. Ben kimseyi camiye, cemaate küstürmemek için bir türlü kestirip atamıyorum. İnsanlara uzak bir yeri gösterip yürü dersen çoğuna zor gelir. Ama hedefe tam kilitleyip adım adım, adım adım ilerletirsen... ...bir de bakmışsın götürmek istediğin yere ulaşmışlar. Sen her zaman doğrusunu yap Emir Hoca. Ama alıştıra alıştıra. Isınmadan koşturursan... Çoğu yolun başında düşer kalır.
Tek istediğimiz bir abdest alma yeri, bir de o aradaki koca duvarın yıkılması. Ama maalesef bazıları yüzünden her şey alt üst oldu. Hey gidi hayır zaman ya. Biz sanki bu kadınlara abdestsiz dolanın diyoruz. Gidin abdestinizi evinizde alın ya. 3 dakika abdestsiz dolanabileceği yok ki. Camiyi yarım imandan da etti bunlar ya. Hayırlı günler abla. Hayırlı günler. Kararımı verdim. Mescidin düzenlenmesiyle bizzat kendim ilgileneceğim. Öğle namazına kadar yetişir inşallah. Namazı da kıldırmam gereken yerde kıldıracağım. Eğer gelmek isteyen olursa kapımız herkese açık. Herkese. Neyse, ben de eve gideyim bari da. Daha Leyla var. Çarşı pazar alışverişine gideceğiz ya. Haydi, öğle namazında görüşürüz. Hele sen ne edeceksin erkek Reyhan? Mescide gideceksin mi, gitmeyeceksin mi? Yavaş yavaş. Sabahtan beri bir oraya gittik bir buraya. Hani güya alışverişe çıkacaktık ama farkındaysan elimizde bir poşet bile yok. Ya kızım ezan okunacak. Geç kalıyoruz bak. Eğer imam efendiye kalırsa bir daha elletmez onu bana da. Ya nereye gidiyoruz yani, mescide mi? Yok, kahveye gidiyorum. Ya iyi de benim abdestim yok ki. Nasıl? Ne demek abdestim yok ya? Hani suyla elini, yüzünü, ayağını filan yıkıyorsun ya. Yok işte bende. Ya ben sana kaç defa eve gidelim dedim. Sen de olmaz dedi. Uyar sen o anarşist karıya. Olacağı budur. Hadi yürü. Ya. Küçük anarşist. Bakacak bir hata arasında da. Sapi Bey, sen de bir abdest alacaksın ya. Hem de suyla alacağım. Ha, o zaman biraz bekle de. Önce bu kız aslında yok. Bu mübarek Ramazan ayında abdestsiz abdestsiz dolan iyi ya. Da baba ya. Baba yok, haydi. Geç kalacağım kızım, haydi. Dursun. Emir Hoca ile konuştum. Müsait bir yer buluncaya kadar bir tek abdesthaneyle idare edeceğiz artık dedi. Yine ucuza yırttık ya. Ya öyle idare midare yok. Ben malzemeyi denkleştireceğim. Sen de bir yer bulacaksın da. İstiyorsan ha burayı içiye bölebilirsin ha. Dursun, senin başına taş mı düştü ya? Taş maş. Sahne yok. Haydi işine bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Görelim bakalım. Ne etmiş ha buraya? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet, herkes geldi mi? Bizim kız gelmedi İmam Bey. Dursun abi, Reyhan Hanım, rica etsem birlikte arkamdaki perdeyi indirebilir misiniz? İmam Efendi, ben ha bu kadınla ortak iş etmem daha. Ha,
Sen dersen ki ben ortanızda dururum. O zaman endürürüm hadi de. Peki abi. Buyurun. Evet. Bundan sonra iki taraf arasında bu sütre olacak. Tabii zamanla estetik olarak yeni bir şeyler bulabilirsek imkanlar dahilinde uygulamaya çalışırız inşallah. Bayanlar ise sütrenin arkasında, isteyenler önünde namazlarını kılabilirler. Hey ama! Merak etmeyin. Dediğim gibi zamanla yeni önerileri açığız. Ama şimdilik eğer salonda ihtilaf varsa holdeki ittifak geçerli sayılır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Gelin bakalım arkasına, gelin bakalım arkasına. Karar verdim Cengiz. Bu imamın gedikliğe neden geldiğini araştıracağım. Onun gizli görevini öğrenip bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bunu söylemek için mi gittin beni buraya be ya? Radyoda da söyleyebilirdin. O zaman bu kadar havalı olmazdı Cengizciğim.